Değerli izleyenler, dünyadan notlar başlıyor. FED toplantısı bugün başlıyor. Karar yarın, piyasanın gündeminde ise bugün Yunanistan var. Özellikle kurlardaki hareketliliği yakından takip ediyoruz. Avrupa borsaları ortalaması da gün içerisinde 4 ayın en düşüğüne indi. Az sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden konut başlangıçları ve inşaat ruhsatları verilerini de alacağız. Bütün bunları kiminle birlikte yorumluyoruz bugün hemen aktaralım. Stüdyo konuğumuz Ahmet Uluhan, Nur Capital Uluslararası Piyasalar Uzmanı. Ahmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Zeynep Hanım. Şimdi Yunanistan konusunu çokça konuşuyoruz ama esasında iş iyice dallanıp budaklanıyor. Farklı farklı boyutlara kavuşuyor. Herkes önce IMF ödemesine geçen cuma odaklandı. Sonra bu iş ay sonuna kaldı. Derken dediler ki hafta sonu görüşürüz. Hafta sonu görüştüler, buradan bir sonuç çıkmadı. Perşembe günü Eurogroup toplanacak dediler. Derken Yunan Maliye Bakanı dedi ki biz yepyeni bir reform programı falan perşembe günü masaya koymayız. Şimdi şöyle bir bakıyoruz uluslararası basına hangi manşetlerle yansıyor bu haberler. Başbakan Tsipras diyor ki 5 yılda kreditörler ülkemizi talan etti. Şimdi yayınımız öncesinde de değerlendirmesi vardı. Kreditörler bizi küçük düşürmek istiyorlar diyen bir Tsipras takip ettik. Varoufakis istediğimiz gibi yeni plan vermeyeceğiz diyor. Öteki tarafta Avrupa Merkez Bankası var. Onlar da The Guardian'daki habere göre Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin söylemiyle top Yunanistan'da mesajı veriyorlar. Biz elimizden geleni bankalar için zaten yapıyoruz diyorlar. Alman basınında Yunanistan için sermaye kontrolleri gündeme gelir denmişti. Bugün İtalyan basınında da Wolfgang Münchau'nun değerlendirmesi var. Euro bölgesine ilişkin yorumlarıyla Financial Times'dan da tanıdığımız bir uzman. Wolfgang Münchau diyor ki temerrüt Euro'dan çıkış demek değildir. Yunanistan'ın kreditörlere hayır demekle kaybedeceği bir şey yoktur. Katılıyor musunuz? Bu kadar net mi bu yani? Bu kadar net olduğunu düşünmüyorum. Yani aşağı yukarı bu yılın başından bu yana sürekli Yunanistan'la alakalı gelişmeleri değerlendiriyoruz. Her seferinde yeni bir umutla, sanki böyle bitmeyen bir dizi izler gibiyiz. İşte toplanan toplantılar, Lüksemburg'da, Almanya'da vesaire. Akabinde özellikle Maliye Bakanları toplantılarından yine Nisan ayı, Mayıs ayını hatırlıyorum. Gelecek haberleri böyle dört gözle beklemiştik. Tabii aslında Haziran ayı dönemine geldiğimizde de önceki toplantılara göre biraz daha artık teknik konuların konuşulduğu, tarafların daha istekli olduğu bir ortam oluştuğunu gördük ve biraz da bu beklentiyle beraber piyasalarda da genel olarak olumlu hava esmeye başlamıştı. Yunanistan konusunda özel, fakat bu haftaya girdiğimizde kreditörlerin özellikle öne sürmüş oldukları şartların Yunanistan için şu anda geçerli olmayacağını en azından görmüş olduk. Burada Yunanistan yönetimi mevcut koşullar dahilinde içeriye yönelik bir takım ekonomik yansımalara engel olmaya çalışıyor. Yani mevcut yardımların serbest bırakılması, içinde bulunmuş oldukları bu zor durumdan en azından bir çıkış kapısının açılmasını, fakat süreci de yine kendi istedikleri doğrultuda yaptırımlarla götürme taraftarı olduklarını sürekli söylüyorlar. Tabii gelen açıklamalar, şimdi 18'inde Maliye Bakanları yine bir araya gelecek ama gelen açıklamalar çok fazla ümit verici değil. Yani piyasaların bugünkü fiyatlamalarına baktığımız zaman da bunun karşılığını görebiliyoruz. Özellikle yine Almanya ZEW Endeksinden gelen son veri, son 3 aylık düşüşü daha da derinleştirmiş durumda. Yani Avrupa genelinde hem Avrupa ekonomisindeki genişlemeci politikalarla beraber tekrar bir yukarı yönlü trend beklentisi varken Yunanistan krizi adeta piyasaların önünde böyle moralini bozacak, ileriye yönelik daha büyük handikaplar oluşturabilecek nispette bir sorun olarak durmakta. Tabii bu konu aşılır mı aşılmaz mı noktası, bundan önceki belki yayınlarınızda çok daha umutlu konuşuyorduk ama açıkçası ben de merakla bekliyorum. Yani ayın 18'inde nasıl bir çıkış noktası bulunacak ya da daha da kör düğümü haline mi gelecek? Yunanistan'ın artık bundan sonraki noktada çıkışı tekrar konuşulmaya başlanacak mı piyasada, ki konuşuluyor belki ama henüz daha böyle tam dillendirilmiş bir durum ortada yok. Yani her türlü riski şu anda barındırmaya devam eden bir süreçle karşı karşıyayız. Ben tabii burada ne kadar doğru olur bilemiyorum ama yani Yunanistan'ın çıkışı gerek Avrupa Birliği'nin bundan sonraki süreci açısından, topluluğun geleceği açısından, gerekse Yunanistan'ın bundan sonraki süreçteki alacağı kendi açısından pozisyonlar noktasında çok daha sıkıntılı olabileceğini düşünüyorum. Yani ayrılık ihtimali tabii ki var ama çok fazla da ihtimal dahilinde bana kalırsa taraflar görmek istemiyorlar. Fakat bu anlaşılamayan, işte
dayatılan bir takım noktalarda eğer ki bir belki geçici bir çözüm, belki biraz daha hafifletilmesi söz konusu olabilir. Bu tür bir geçiştirme ile de krizin aşılabileceği ihtimalini de bir taraftan görmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Amerika'da da veri açıklandı, bir de ona bakalım. Amerika'da yeni konut başlangıçlarına bakıyoruz. Mayıs ayında 1,036 milyon adet olarak bir gerçekleşme var. 1,036 milyonluk bir konut başlangıçları verisi aldık. Beklentisi 1,1 milyondu, onu da hatırlatalım. Bu arada yine aynı beklentiyle 1,1 milyonla karşımıza çıkan bir inşaat ruhsatları verisi vardı ki orada da gerçekleşme Mayıs ayı için 1,275 milyon adet oldu. Bir kez daha dillendirelim. Konut başlangıçlarında Mayıs'ta 1,036 milyondayız. Beklentisi 1,1 milyon. İnşaat ruhsatlarında ise 1,275 milyon adetlik bir gerçekleşme var. Beklentisi 1,1 milyon. Dolayısıyla burada da yine karışık bir tablo var. Bir veri iyi, diğeri kötü vaziyette gelmiş durumda. Şöyle bir Fed ve Amerikan ekonomisi için bugün basın neler söylüyor bakalım. Market Watch diyor ki Fed Başkanı Janet Yellen bu haftaki mesajında faiz artışları geliyor diyecek demişler. İlk çeyrekteki zayıflamanın geçici olduğunu düşünüyor Fed diyor internet sitesi. Bank of America Merrill Lynch'ten bir değerlendirme paylaşmışlar. Yellen gelecek 3 aylık verilere göre faiz artırımı olasılığının sinyalini verecek diyorlar. Yine JP Morgan'dan bir değerlendirme var. İstihdamda toparlanmadan bahsediliyor. TOB Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu konuşuyor. Kısaca kulak veriyoruz. AB üyelik sürecine ve bunların gerektirdiği yapısal reformlara yeniden odaklanacağına ve küresel riskleri iyi yöneten ülkeler grubunda yer alacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu TESK, Türkiye Ziraat Odaları Birliği TUZOP, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRKİŞ, Hak İş Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu MemurSen, Türkiye KamuSen, Türkiye İşverenler Konfederasyonu TİSK, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği. Yani toplam 8 kuruluş olarak bugün bu doğrultudaki görüşlerimizi Sayın Başbakan'a aktardık. Yarın yapacağımız ziyaretlerle de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'na ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na da ileteceğiz. HDP'de eğer yarın mümkün olursa yarın randevumuzu alabilirsek kendilerine de eş başkanlarından hangisi olursa ona da ileteceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi yani şimdi şunun hepimiz farkında olmalıyız. Zamanında bizim gibi kuruluşlara siyasete müdahale eden veya siyaseti siyaset mühendisliği yapmalarının ne kadar yanlış olduğunu hep beraber gördük. Şimdi kimse siyaset mühendisliği yapmaya kalkmasını biz de uygun görmüyoruz. Siyaset kendi içinde, kendi platformu içerisinde ne olması gerekirse 4 siyasi parti şu anda temsil ediliyor. Bunu gerektirdiği şekilde yapar. Biz onun için şu koalisyon olsun, bu koalisyon olsun diye bir tavsiyede bulunma gibi bir söylemin içinde değiliz. Teşekkür ederim, sağ olun. TOB Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu'nun değerlendirmelerini ekranlara getirdik. Az önce de bahsettik. Amerika'da konut verilerini aldık son dakika bilgisi olarak ve bu akşam artık Fed'in toplantısı başlayacak bizim saatimizde. Yarın da Türkiye saatiyle 21'de kararı alacağız. Ne dersiniz Ahmet Bey? Nasıl bir beklenti içinde olmak lazım bu toplantıdan? Faiz artırımına ilişkin nasıl bir sinyal yakalayabilir piyasa? Ekonomiye dair revizyonlar ne yöne olur? Şimdi Fed'in yani daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine baktığımız zaman ilk çeyrekte en azından bir yavaşlama olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında da Fed üyelerinin yine tutanaklarda gördüğümüz kadarıyla da ikinci çeyrekten itibaren bir toparlama beklentisi vardı. Son 5 kitabında da gördük. Yani ılımlı bir toparlanmadan söz ediliyor ancak bunun tam olarak istenilen seviyede olmadığını biliyoruz. Yine Mart ayındaki istihdam verisindeki o ciddi anlamdaki olumsuz sapma sonrasında son iki veri belki bir düzeltme yaptı. Tekrar istihdam piyasasına dair performansın
pozitif yönde iyi gittiğini gösterdi. Ancak tüm bu gelişmeler bu süreç içerisinde Fed'in yarınki toplantı sonrasında faiz artırımında bir adım atması noktasında çok yeterli olmayacaktır. Burada ben de genel olarak piyasa gibi beklentim herhangi bir şekilde faiz artırım noktasında bir aksiyonda bulunmayacağı yönünde. Tabii bundan sonraki sürece baktığımızda da Fed'in aslında tabii ki bir sabırlı ifadesini kaldırdıktan sonra artık bu bir nevi faiz artırımındaki eşik noktasına gelindi diyebiliriz Fed açısından. Tabii buradaki süreci doğru yönetmek adına da Fed'in bakmış olduğu belli başlı argümanlar var. Bunların en başında istihdam piyasası, kendi iç piyasalarındaki tekrar talebin artması, enflasyondaki hedeflemelerine ulaşmaları önemli etkenler. Ben şeye katılıyorum, yani en azından Eylül ayına kadar olan süreçteki gelişmeleri veri odaklı olarak yine takip etmeye devam edecektir. Ben bir Eylül ayında daha çok faiz artırım yönünde net bir takvim ve mesaj verebileceğini düşünüyorum piyasalara yönelik. Ve muhtemelen de Aralık 2015'ten itibaren eğer ki hem ABD ekonomisinin toparlaması açısından hem de küresel piyasalardaki Yunanistan gibi bir takım eğer ki riskler aşılabilirse yine toparlanma süreci küresel ekonomide de Fed'in istediği nebzede devam edecek olursa bu yılın son ayında bir aksiyonda bulunabilir Fed. Tabii bunlar beklentiler dahilinde ve daha çok gelişmelere bağlı olarak atılacak adımlar. Burada Fed'in faiz artırımında bu seneyi tamamen pas geçmesi, 2016'yı ertelemesi olabilir. Yani bunlar da söz konusu olabilir. Ancak çok şu an için bana göre ne piyasa ne de Fed üyeleri bu yönde bir karar alma noktasında bir beklenti içerisinde değiller. Yani buradaki gecikmenin de belli handikaplar oluşturabileceğini, daha sonrasında daha belki agresif hareketler, adımlar atabileceklerini biliyoruz. Bu bağlamda baktığımız zaman da artık bir süreç başlıyor. Bir kere piyasalar bu açıdan bu sürecin başladığının farkında. Bunun ilk artırımla beraber daha yavaş ve biraz daha stabil devam edebileceğini de biliyoruz. Ama iş biraz daha son çeyreğe ve belki de az önce dediğim gibi yılın son ayını kalmış durumda diyebiliriz. Şimdi tabii tahvil piyasası ne fiyatlıyor? Piyasa arada ona da bakıyor. Biraz daha kısa vadeli faizler nereye gidiyor? Uzun faizler nereye gidiyor? Verim eğrisi nasıl hareket ediyor? Ve buna göre piyasa işte zaman zaman Fed'den çeşitli çıkarımlarda da bulunuyor. Şu ayda veya bu ayda faiz artırmasını bekliyoruz yönünde. Bugün tahvil piyasasındaki hareketlilikle ilgili ancak daha çok haber Amerika'dan değil Avrupa'dan geldi. Çünkü tabii Yunanistan kaygısının esasında pek çok ülke piyasasını etkilediğini gördük. İşte İtalya'da, İspanya'da bazen bakıyoruz son günlerde banka hisselerine gelen satışlar Avrupa'nın kalanından biraz daha negatif bir ayrışmaya işaret ediyor. Bugün Wall Street Journal'da da vardı bir haber. Yunanistan riskinin bulaşacağına ilişkin endişe özellikle Euro bölgesi tahvillerinde kendini hissettiriyor demişler. Financial Times'da yazı var. Onlar da diyorlar ki Avrupa Merkez Bankası için en azından iyi bir haber geldi. Avrupa Adalet Mahkemesi Avrupa Merkez Bankası'na sınırsız tahvil alım programına bugün onay verdi. Zaten bu radan uygun çıkıp çıkmamasına ilişkin bir karar Avrupa Merkez Bankası için bağlayıcı olmayacaktı. Ama en azından Avrupa Merkez Bankası da memnuniyetle karşıladığını ifade etti bu kararı. Ve bu arada Nobel'li ekonomist Stiglitz'ten de başka bir değerlendirme var. O da diyor ki Yunanistan gibi ülkeler zaman zaman borcunu yeniden yapılandırmak durumunda kalabilir. Ama küresel hukuksal sistem bunu hiç de kolaylaştırmıyor. İçin borçlanma maliyetleri her zaman olması gerekenin üstünde kalıyor. O yüzden de işte 3 senede bir bu tip dramaları yaşamak durumunda kalıyoruz demiş. Ne dersiniz, tahvil piyasasına bakınca Yunanistan'ın yayılma riskine ilişkin bir fiyatlama siz de görüyor musunuz? İtalya'sıdır, İspanya'sıdır, bundan sonrasında daha çok dillendireceğimiz tekrar sorunlu ülkeler kategorisine girecek mi? Şimdi %100 böyle. Yani bugünkü fiyatlamalara baktığımız zaman bir kere hem oynaklığın artmış olması hem tahvillerdeki bu sert hareketler Yunanistan kriziyle alakalı endişelerin tekrar daha çok ön plana çıktığını bize gösteriyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi yani eğer ki Yunanistan'ın Yunanistan borç kriziyle alakalı bir çözüm bulunamazsa ve bu iş tamamıyla topluluktan ayrılma noktasına gidecek olursa bir kere bir örnek teşkil etme söz konusu. Bulaşma ihtimalinin yine Avrupa Birliği'ndeki diğer üyelere sirayet etmesi söz konusu olabilecektir. Aslında Draghi'nin son toplantısında da ifade ettiği bir nokta var. Yani işte bu oynaklıklara artık alışık olmak gerekir diye. Baktığımızda da piyasa normal bir reaksiyon vermiş durumda. Yani görmüş olduğu belli stresli
handikaplı durumlara karşı bir nevi aslında önceden tedbirini alıyor da diyebiliriz bu sayede. Tabii çok korkulacak noktaları gider mi gitmez mi bilemiyorum. Yani bu tamamen sürecin hatta kısa vadedeki bir takım gelişmelere bağlı. Ancak tahvil piyasasındaki oynaklık, bant hareketleri bundan sonra biraz daha açılabilir. Yani tamamıyla sürece paralel olarak, eşdeğer olarak buradaki fiyatlamalarda riskli bir takım pozisyonların doğmasıyla beraber daha sert hareketleri görme ihtimalimiz olabilir diye düşünüyorum. Şimdi İngiltere ilişkinde haber akışı son dönemde biraz daha canlanmış gözüküyor. Çünkü geçen cuma örneğin kapanış sonrasında S&P not görünümünü düşürdü. 3A notunu böylece İngiltere'nin kaybetme olasılığı önümüzdeki 2 yıl için 1/3 olarak biçilmiş oldu. Burada da S&P daha çok İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma riskini sebep olarak gösterdi kararına. Bugün CNBC'ye bakınca ama biraz daha olumlu yönde bir haber karşımıza çıkıyor. Onlar da diyorlar ki enflasyon 55 yılın dibinden toparlandı. Çünkü nihayetinde artıya geçen bir yıllık enflasyon rakamı gördük İngiltere'deki. Geçen ay eksi gelince kaydın tutulduğu 1960'lardan bu yana en düşük seviyelerde olduğunu, ilk kez deflasyonist bir tablo karşımıza çıktığını işlemiştik birlikte. Sterlin dolar hareketine bakıyoruz. Bugün 1.55'lerdeyiz. Bu tarafta çok bir fiyatlama yok gibi sanki. Ne dersiniz, İngiltere ekonomisi yıla başlarken aslında belki de ilk faiz artırır dediğimiz ekonomiydi ama işler değişmiş gözüküyor. Evet. Ya öncelikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden kopma gibi bir ihtimali ben seçimlerle beraber ortadan kalktığını düşünüyorum. Zaten piyasalarda da genel olarak bunun fiyatlamasını gördük. Tabii 2015 yılı başından itibaren gelen süreçte iş talebi artırmada, enflasyonun yine toparlanması noktasında ciddi sıkıntı yaşamakta İngiltere ekonomi yönetimi. Tabi buradaki deflasyonist riskin tam olarak kalktığını söylememiz şu an için erken. Ancak son gelen veriyle beraber biraz daha piyasa moral bulmuş oldu. Geçen yıla göre düşündüğümüzde ya da önceki dönemlere göre düşündüğümüzde henüz daha çok işin başında İngiltere ekonomisi diyebiliriz. Ben biraz Avrupa süreciyle eşdeğer olarak oradaki toparlamanın da aşılabileceğini düşünüyorum. Yine zannedersem gıda fiyatlarında ve enerji fiyatlarında bir yukarı yönlü toparlanmalar söz konusu. Önümüzdeki süreç önemli. Mevsimsel etkilerle de bu enflasyondaki iyileşme son çeyreğe kadar gidebilirse, yıl sonuna kadar en azından, biraz daha İngiltere'ye dair olumlu gelişmeleri görebiliriz. Tabii parite açısından baktığımız zaman da sterlin dolar paritesi açısından uzun süreli bir böyle geniş bir banta oturmuş bir fiyatlama var. Yani yukarıda 1.58, aşağıda 1.50 kademeleri gibi. Ben bu geniş bant hareketlerini yine sterlin paritesinde gerek İngiltere'deki gelişmeler gerekse yine Avrupa ve ABD cephesinden gerçekleşecek ekonomik gelişmelere paralel olarak devam edeceğini düşünüyorum. Zaman zaman çift yönlü agresif hareketler izlenebilir. Yani yatırımcılar bu bağlamdaki hareketlere karşı daha temkinli olmalılar. Ancak bahsetmiş olduğum geniş bandın uzunca bir süre daha aşılmasını her iki yönde de beklemiyorum. Peki euro dolarda nasıl bir bant hareketi öngörmek mümkün Ahmet Bey? Çünkü euro bölgesine bakıyoruz. İşte Avrupa Merkez Bankası genişleyecek diyoruz. Yunanistan bir felaketin eşiğinde mi, bu konuşuluyor. Fed tarafında faiz artıracak diyoruz. Ama yine de 1.12-1.13 orada direnç gösteren bir parite hareketi var. Tamamını teknik nedenlere mi bağlamak lazım? Yani yok, yani gelişmeler bir kere yani işin hikaye boyutunda öncelikle bir Fed etkisini çok sıcak yaşadık. Yani 0.50'lere kadar gelen bir parite hareketini gördük. Tabii ki işte 1 euro eşittir 1 dolar olur mu, bunlar piyasada o dönemde tartışıldı. Artık şu anda o ihtimallerin kalktığını görüyoruz. Yani Fed faiz artırımına yönelik adım attığında da tabii ki dolar etkisi genel olarak piyasalarda gücünü korusa da o önceki ralliyi tekrar piyasalarına yaşayacağını zannetmiyorum. Kısa vadeli süreçte de tabii Yunanistan gelişmeleri çok birebir de pariteyi etkiliyor. Yine Avrupa Birliği'nden gelen ekonomik verilerin de etkilediğini görüyoruz. Ben burada biraz daha artık 1.10'la 1.15 bandı gibi yine orada da geniş bir seviye veriyorum ama piyasa biraz daha euro yönlü güçlenmeyle beraber, yani gelişmeler euroyu desteklerse 1.53, belki onun üzerine aşarsa 1.54-1.55 bandına doğru. Doların güçlendiği aralıklarda da daha çok 1.11 ve 1.10'a doğru geri çekilmeler izliyoruz. Bu 200-300'lük bir band
hareketiyle beraber yatırımcılara da fırsat vermiş oluyor paritede. Ben bu bant aralığında daha çok gelişmelerin fiyatlanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu süreç içerisinde de bu seviyeleri takip edebilir yatırımcılar da. Son bir dakikamız içinde de bir Suudi Arabistan'dan bahsedelim istiyorum. Çünkü bu haftanın dikkat çeken başlıklarından birisi oldu. BBC News diyor ki G20'de yabancıya açılan en son borsa Suudi Arabistan. Öteki taraftan CNN Money'e yansıdı haber. Onlar da diyorlar ki Suudi Arabistan borsası yabancıya açıldı ama size açılmadı. Çünkü oldukça sert kriterleri olduğunu takip etmekteyiz bu borsanın. Ne dersiniz, size göre cazip mi Suudi Arabistan'a yatırım yapmak borsacı için? Yani her şeyden önce bunu olumlu karşılamak lazım. Yani bir kere globalleşen ekonomilerde özellikle daha kapalı toplum etkisinde olan bölgelerde bu tür açılımlar belki bir başlangıçtır. O haberinizdeki dikkat çekici bir nokta. Tabii ki her yatırımcıya açık olmayan veya işte belli kriterler olan, daha sert kriterler olan bir piyasadan bahsediyoruz. Ancak bu liberalleşmeyle beraber Suudi Arabistan bölgenin önemli ekonomik merkezlerinden bir tanesi. Haliyle bunun ben daha da Orta Doğu'daki diğer sermaye piyasalarını geliştireceğini ve yayılacağını da düşünüyorum. Bunu olumlu karşılamak lazım. Tabii ki Suudi Arabistan üzerinde 550 milyar dolarlık bir büyüklüğü olan bir marketten bahsediyoruz. Diğer taraftan büyük enerji firmaları, işte inşaat sektörü, birçok sektörün iddialı olduğu bir piyasa. Bana göre piyasanın gelişiminde ciddi katkısı olacak bir adım. Tabii ki yatırımcıların henüz daha o piyasalara yönelmesi noktasındaysa mutlaka belli bir zamana ihtiyaç var. Bu piyasaların gelişmesiyle beraber Ortadoğu piyasalarının cazibiyeti de bir taraftan artmaya devam edecektir. Tabii tam da bu tip bir tanıtım diyelim, bu tip bir açılım da Ramazan öncesine denk geldi Suudi Arabistan borsası için. Normalde tarihsel olarak sakin geçmesi beklenen bir tedavül endeksi performansı görebiliriz ama takip edeceğiz diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Uluhan, her zamanki gibi yayınımıza değerli katkınız için. Bir kısa ara veriyoruz, ardından borsada ikinci seansa bakıyoruz.